Dayanıklılık, arkadaşlar dayanıklılık nedir? Bir maddenin üzerindeki yükü deforma olmadan taşıyabilmesi özelliğine biz dayanıklılık diyoruz. Canlılarda dayanıklıktan bahsediyorsak eğer, dayanıklılık bizim için bir maddenin kendi ağırlığına oranla, taşıyabildiği yük miktarıdır diyebiliriz. Eğer bir örnek vermemiz gerekirse bir karınca kendi ağırlığının yaklaşık olarak 20 katını taşıyabilirken bir fil yaklaşık olarak kendi ağırlığının üçte birini taşıyabilecektir. Yani bir buçuk ton ağırlığındaysa bir buçuk ton kütlesine sahipse yine ne olacaktır? Taşıyabildiği kütle değerinin 500 kilogram kadar olduğunu söyleyebilirim. Ama karıncada ise neymiş arkadaşlar? Kendi ağırlığının yaklaşık olarak 20 katını taşıyabiliyordur diyebiliriz. Peki geometrik cisimlerde dayanıklıktan bahsederken nasıl alacağız? Dayanıklılık değeri bizim için dayanıklılık diyorum. Kesit alanı bölü hacimle doğru orantılıdır. Kesit alanı bölü hacim diyeceğiz. Peki kesit alanı bölü hacim bir prizma şeklinde bir cismimizin olduğunu kabul edelim. Ve burada kesit alanı bölü hacim değerini yerine koyuyorum. Arkadaşlar şuradaki kesit alanımız S kadar olsun. Hacim değerime de V kadardır diyorum. Şimdi kesit alanımız S. Hacim değerini yazarken aynı zamanda taban alanı çarpı yükseklik olarak yazabiliyordum. E o zaman burası S. Aynı zamanda biz diyoruz ki S çarpı H. E o zaman şunları sadeleştirdiğim zaman buradaki dayanıklılığın 1 bölü H'a eşit olduğunu söyleyebiliriz. E o zaman ben şöyle bir yorum da yapabilirim. Prizma şeklindeki cisimlerde dayanıklılık bizim için neymiş? 1 bölü H değeriymiş. Eğer cismin boyutları değiştirilirse yani cismin boyutlarını iki katına çıkartırsam Haş değeri de iki katına çıkacağı için dayanıklılığın yarıya düştüğünü söyleyebiliriz. O zaman direkt şunu da söyleyebilirsin. Bir cismin boyutlarındaki artış dayanıklılıkla ters orantılıdır diyebiliyoruz. Boyutlar 3 katına çıkartılırsa dayanıklılık 1 bölü 3 olacak artık. Eğer boyutlar 5 katına çıkartılırsa 1 bölü 5 veya boyutları yarıya düşürürsek dayanıklılığın 2 katına çıktığını söyleyebilirim. E o zaman şöyle bir yorum da yapabiliriz. Bunu canlılara yormamız gerekirse küçük boyutlu canlıların dayanıklılığı büyük boyutlu canlıların dayanıklılığına oranla daha fazladır diyebiliyoruz. Müzik